Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkten oluşan çok güzel bir model çalışacağız. Modelimizde minik minik kelebeklerimizi kullandık ve kelebeklerimizi örerken kaydırma tekniği kullandık. Evet, modelimizi 7 sıradan oluşturarak ördüm. Aralardaki sayılar istediğiniz kadar artırıp eksiltebilirsiniz ve buradaki boyutu yine istediğiniz ölçülere göre ayarlamalar yapabilirsiniz. Evet kolay gelsin diyerek hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimi kurmak için ön hazırlığımı yaparak geldim. Arada 8 tane ters ilmeğimiz, 2 tane düz ilmeğimiz var ve burası örgümüzün düz yönü. Şöyle görelim. Modelimizi buradan kurarak ilerleyeceğiz. Kaç sıra ördüğümüze şöyle bir bakalım. 1, 2, 3 4 5 6 ve 7 sıramızı ördük. Hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Kenarlarda ise altışar tane ilmeğimi bıraktım. Aradaki ben 8 bıraktım ama sizler isterseniz daha fazla e, sayıda da bırakabilirsiniz. Aralıkların ne kadar açık olmasını istiyorsanız her iki modelimizin arasını ona göre artışlarımızı daha fazla yapabilirsiniz. Tamamen e, Orantılı olarak ayarladıktan sonra sayımız ne kadar olursa olsun hiç fark etmez. İki tane düzümüz olsun buradaki aralıklar eşit olacak şekilde ister 8 ister 10 ister 12 olarak bırakabilirsiniz. Evet şimdi modelimizi örmeye başlayalım. İlk kurulumumuzu yapacağız. Hemen şuradaki terslerimi örüyorum. İki düzümün önündeki iki terse gelene kadar örmeye başlıyorum. Hemen İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Terslerimi örüyorum. 3 tane tersimi ördüm. 2 tane tersim ve 2 tane düzümü görüyorum. 2 tersimi yani düzümüzden önce 2 tersimizi gördüğümüz zaman hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Ben farklı bir renkler çalışmak istiyorum. O yüzden ipimi alıyorum. Hemen beyaz ipime bağlıyorum. Dilediğiniz renklerle çalışabilirsiniz. Kendi rengiyle de çalışabilirsiniz. Evet şu şekilde mor rengimi bağladıktan sonra hemen elime morumu sarıyorum ve ipimin ucunu şu şekilde yaklaştırıyorum. Tığımızdan yardım alıyoruz burada. İki tane düzümüzün Birinci kanadında yani kelebeğimiz ya da çiçeğimiz nasıl adlandırırsak ya da yaprağımız ne şekilde adlandırıyorsak birinci alacağımızı ilk düzümüzden alıyoruz aşağıdan yukarıya doğru çıkıyoruz. ikincici ise yukarıdan aşağıya doğru iniyoruz. Hemen morumu parmağıma sardıktan sonra buradaki düz ilmeklerimizden bakınız 1 2 üç dört beş altı yedi Yedinciden giriyorum şu şekilde. Morumu alıyorum buradan yukarıya doğru uzun bir ilmek çıkarıyorum hemen bir üstüne geçiyorum üst sıraya ikinci ilmeğimi çekerek çıkarıyorum bir üste geçiyorum üçüncüyü çıkarıyorum tekrar yukarıya ve yukarıya çıktıkça boylarımızı kısaltıyoruz bakınız 2 4 6 ve hemen ilmeğimizin bakınız bir altındaki örmüş olduğumuz yere giriyorum. Toplamda 2 4 6 7 defa uzatıyorum. Uzatmış olduğum 7 ilmeğimi şurada gördüğümüz 2 tane tersimiz vardı. Şişimizin ucundan taraftaki olan ilmeğimi düz olarak örüyorum şu şekilde. Ve hemen içinden geçiyorum. Ve şişimden Ördüğüm için ilmeğimi çıkarıyorum. Şöyle görelim bakınız. Morlarımı birinci ters ilmeğimi düz olarak ördüm ve içinden geçirdim. Şöyle takıyorum. Ve başlıyorum. Bakınız. Diğer şişime taktım öndeki şişime ve beyaz ipimi alıyorum örmeye başlıyorum burayı bir daha örüyoruz şöyle düzelterek takalım şu şekilde takarsak yatışını sağlamış oluyoruz Bakınız taktığımız yöne dikkat edelim düz örüyorum ilmeğimi buradaki ilmeğimi ters örüyorum morumu çekiyorum şuradan bakınız ve buradaki düz ilmeğimi yeniden düz örüyorum Şuradaki ilmeklerimizi çıkarmış olduğumuz düz ilmeğimizde hem mor ilmeğimizi son kez örmediğimiz tarafa taktık bir defa daha ördük beyaza çevirdik bir tersim tersimizi bir düzümüz ördük şimdi bir düz ve bir ters ilmeğimi örüyorum düz ve ters ilmeğimi örüyorum yeniden tığımdan yardım alarak mor rengimi çıkarmaya başlıyorum bu kez yukarıdan aşağıya doğru iniyoruz. İlk bakınız biraz önceki örmüş olduğumuz sırayı almıyoruz. Bir sonraki sıradan itibaren almaya başlıyorum. 1 2 Aşağı doğru iniyorum. 3 Uzatıyorum aynı zamanda 4 5 6 ve 7 bir defa ilmeğimizi uzatıyoruz hemen şişimin ucunda takılı olan bakınız ilmeğimizi düz olarak örüyorum morumla şu şekilde düz örüyorum toparlamış olduğum ilmeklerin içerisinden geçiriyorum ve örmediğim şişime takıyorum Mor rengimizi beyaz ipimizle düz olarak örüyorum. Burada da düz örmüştük bakınız. Hemen ters ilmeklerimi aradan örüyorum. İki tane tersim kalana kadar devam ediyorum. İki tersimiz kaldı. Şimdi ilmeklerimizi birinci düzden aşağıdan yukarıya doğru, ikinci düzden ise yukarıdan aşağıya doğru inerek toparlıyoruz. Bakınız şu şekilde yerleştirdik. Hemen beyaz ipimi bırakıyorum morumu alıyorum. Aşağıdan yukarıya doğru çıkmaya başlıyorum. Hemen ipimi alıyorum. Ve arkadan ipimizi çektirmeyelim. Mesafe olduğu için şu şekilde ayarlamalarımızı yapalım. Birinci ilmeğimi çektim. 2'yi çektim. İpimi yarımlıyorum. Yarımlamamak için tekrar çıkarıyorum 3 4 5 6 ve 7 7 ilmeğimi şu şekilde uzatarak aldım birinci ilmeğimiz bakın şişimin ucundaki ilk tersimi düz olarak alıyorum şişimden çıkarıyorum ilmeklerimin içerisinden geçiriyorum ve örmediğim ilmeğimi yani örmediğim taraftaki şişime şu şekilde tekrar takıyorum. Düz örecek şekilde takıyorum. Ve beyaz ipimi alıyorum. Düz örüyorum. Hemen sıradaki ilmeğimi ters örüyorum. Düz örüyorum ve ipimi şuradan arkaya atalım. Düz örüyorum aradaki düz ilmeğimiz. Tekrar düz ilmeğimi örüyorum. Bir tane tersimi ördükten sonra yeniden tığımı alarak ilmeklerimi buradan çıkarmaya başlıyorum. Bu kez yukarıdan aşağıya doğru çıkarıyorum. İlk şuradaki gördüğümüz yeni ördüğümüz yere girmiyorum. Hemen şuradan itibaren başlıyorum. Boyları eşit olması için 1 2 aşağı doğru uzuyorum. 3 4 5 6 ve 7 7 defa aldım yandaki ilk tersimi düz olarak örüyorum ilmeğimi çıkarıyorum ve içinden geçiriyorum tekrar örmediğim tarafa takıyorum diğer tarafa ördüğüm yöne değil örmediğim tarafa takıyorum ve şöyle düzeltiyorum mor ipimi bırakıp beyaz rengimle düz olarak örüyorum. Sıradakini ters örüyorum ve mor rengimizi şöyle elimizle arkadan çekerek düzeltiyoruz. Bakınız şu şekilde gayet düzgün bir çalışma oldu. Beyaz iplerimiz yukarıda. Kesinlikle diğer rengimiz görülmemekte bakın morumuz şöyle de arkadan geçişlerimizi görmekteyiz. Evet şimdi arayı örelim. Yine aynı şekilde buradaki çalışmayı da birlikte yapalım. 2 tane tersim kalana kadar iki düzümün yanına örerek geldim. Yani 4 tane tersim ördüm. Hemen morumu alıyorum. Tığımdan yardım alarak en aşağıya giriyorum. Arada geçişler olduğu için ipimi rahat alıyorum çok fazla gerdirip de şu arkayı rahatsız etmiyorum arkadan geçişim rahat olacak hemen alalım şöyle açarak rahatlatalım birinci ilmeğimi aldım 2 3 4 5 6 ve 7 7 defa ilmeklerimi uzatarak aldım iki tersimin öndekini düz olarak örüyorum ve şişimden çıkarıyorum. Ve uzatmış olduğum ilmeklerimin arasından geçiriyorum. Düz yönde örecek şekilde şişime takıyorum ve beyaz rengimi alıyorum. Bir tane düz örüyorum. Bakın beyaz rengimizi aldım. Düz örüyorum şöyle. Yeniden göstermek istiyorum morumu arkaya doğru geçiriyorum mor ipimizi önde kalmasın Evet elimizde şöyle de güzelce düzeltiyoruz buradaki tersimi yine ters olarak örüyorum şöyle görelim bakın morumuzu düzelttik iki tane düzümü yeniden düz olarak örüyorum bir tersimi örüyorum şimdi İkinci düzün içerisinden aşağıya doğru morla çekmeye başlıyorum ilmeklerimi yukarıdan aşağıya doğru. Biraz önceki ördüğümüz yeri bakın ilk yuvayı almıyorum. Şuradan ikinci yuvadan itibaren başlıyorum. Hemen giriyorum. Morumu alıyorum. Ve uzatmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 aşağı doğru büyütüyoruz. 6 ve 7 aşağıya doğru uzattım. Hemen yandaki ilk tersimi düz olarak örüyorum. İlmeğimin toparladıklarımın içerisinden çıkıyorum. Ve örmediğim tarafa takıyorum. Bir düz olarak örüyorum ve aradaki ilmeklerimizi yeniden ters olarak örelim. Terslerimi örüyorum. İki ters kalana kadar ördüm ve yeniden biraz önceki yapmış olduğumuz işlemlerimizi tekrar ederek son çiçeğimizi ya da yaprağımızı Kelebeğimizi nasıl isimlendiriyorsak son e, grup çalışmamızı da yapalım. Evet bakınız çok çok muntazam bir çalışma oldu. Son çalışmayı yapalım ve e, şuradaki terslerimizde yeniden görüşelim. Modelimizi son kez kurdum ve ipimi kestim. İpimizi tığımızın yardımıyla arkaya şu şekilde sabitleyelim ve modelimizin çözülmesini engelleyelim. Beyaz rengimden giriyorum içinden geçiyorum bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum ve buraya sabitliyorum Evet şimdi arkamızı bağladıktan sonra modelimizi yeniden kurarak arkadan örmeye başlayalım şöyle bakalım modelimi kaydırmak istiyorum üst üste bu şekilde yerleştirmek istemiyorum onun için bakın işaretlerimi taktım hemen kenardan saymaya başlıyorum. Şuradan göstermek istiyorum. 2 4 6 8 10 11. Tam şurada 4 tane bakınız. Şuradan gösterelim. 4 tane modelimiz kalmıştı tersimiz. 4 tersimizi tam ortadaki 2'yi düz olarak örüyoruz. Diğer ilmeklerimizi 8. Tam ortadaki bakınız ortadaki iki tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz ve diğer şu kaymış şöyle alalım diğer ilmeklerimiz 8 tane ters hemen örmeye başlayalım bakınız ilk sıradan itibaren yani tersten itibaren modelimizi yerleştirelim örgümün arka yönünü düz olarak örüyorum bakınız biraz önceki modelimi kurduğum yerleri de düz olarak örüyorum Modelimizin kaydırmasını şu şekilde yapıyorum. Ortada 4 tane düzüm vardı. Bakınız bir mordan bir mor arası 4 tane düzümüz bu yönde. Her iki kenarındaki birer örüyorum. Ortadaki ikiyi bu yönde ters örüyorum ki diğer yöne düz olarak düşsün. Ve düz devam ediyorum. Bakınız arka yönden düz bütün hepsini örüyorum. Bakın bir mora geldim. Moru düz örüyorum. Morumdan diğer moruma hemen işaretimi çıkarıyorum. Aslında çok kolay kaydırması. Bir morumdan bir morumu ördüm. Ortada dört tane var. Tam ortadaki iki tane düzü ters olarak ön yüze düz düşmesini sağlıyorum ve modelimizi kaydırmış oluyorum. Bir ters örüyorum. İkinci ve üçüncüyü ters örüyorum. Ön yöne düz düşürüyorum. Tekrar düz örüyorum. Saymaya başlıyorum. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın tam 8 tane saydım. Hemen işaretimi çıkarıyorum. Bakın 4 tane şuradan itibaren düzümüz vardı. Ortadaki 2'yi tersi çeviriyorum. Ön yüze düz, düz düşmesi için. Tekrar ilimizi artık bu kenarda yerleştirmeyeceğim için hepsini ilmeklerimin düz olarak örüyorum. Kaydırma işlemimiz son derece kolay. Evet şöyle düzeltiyorum ve hemen ön yüzümü çeviriyorum. Evet ön yüzümüzde dörder tane ilmeğimizin tam ortaya gelen yerlerini modellerimiz için birinci bakınız düz örgülerimizi ördük. Şöyle görelim dördün tam ortadaki iki düz ördüm bu yönde diğer yönde ters örmüştüm ve yuvalarımızı hazırladık. Şimdi yeterli ölçü olana kadar örgümüzü örmeye başlayalım. Şimdi tersinden örüyorum yani örgümüzün düz yönü ama ters örgü yapıyorum. Kenar olduğu için fazla ilmeğimiz illaki olacak. Ama bu dilimizin ortasında 8 tane ters 2 düz şeklinde ilerleyeceğiz. Bakın 2 düzüm örüyorum. 1, 2 ilk kaydırmam burası. Ve hemen 8 tane tersimi sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 2 tane düz. Tekrar 8 ters, 2 düz, bu şekilde biraz büyütelim. 7 sıramızı ördük ve yeniden 2 tane düzümüz, 8 tane tersimizi görmekteyiz. Hemen mor ipimizi bağlayarak örmeye başlayalım. Kaydırıyorum düzlerimizi iki ters kalana kadar aradaki terslerimizi örelim. İlk ilmeği bir örmeden alıyorum. Terslerimizi örelim hemen. İki tane tersim kaldı. Hemen tığımı alıyorum. Şöyle ipimi uzatıyorum borumu yaklaştırıyorum ve başlıyorum aşağıdan yukarıya doğru çekmeye yerlerimiz hazır olduğu için zaten aşağıdan giriyorum ve başlıyorum yukarıya doğru çekmeye 1 2 3 4 ipimizi yarım aldım 5 6 ve 7 7 defa aldım öndeki şuradaki görmüş olduğumuz ilk tersi düz olarak örüyorum ve çıkarıyorum şişimden içerisinden geçiriyorum örmediğim şişime takıyorum ve beyazımı alarak düz yönde örüyorum hemen düz olarak örüyorum ve bakınız hemen yatıyor. Buradaki tersimi yine ters olarak örüyorum. Şöyle morumu çekip o delimi düzeltiyorum. Düzümü örüyorum ikinci düzümü ve bir tane tersimi ördükten sonra tekrar yukarıdan aşağıya doğru 7 tane ilmeğe başlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şimdiki ördüğümüz göze girmiyoruz. Bir sonraki yani boylarının eşit olması için bir sonraki göze girerek 7 tane ilmeğimizi uzatıyoruz ve bu şekilde bu örerek istediğimiz örgülerde kullanıyoruz. 3 4 5, 6 ve 7. Kenardaki tersimi düz olarak örüyorum. Ve ilmeklerimin içerisinden geçiriyorum. Örmediğim şişimi takıyorum. Beyazımı alıyorum. Hemen burayı da düz olarak örüyorum bir sonraki ilmeğimi ters devam ettiriyorum Evet bu şekilde modelimizi kaydırarak kuralım bir sonraki sırada yukarıya getirelim modelimizi Evet biraz büyütelim ve görüşelim modelimizi kaydırarak ikinci kez kurduk şimdi bir sonraki sıramızda hemen arkasını çevirdiğimizde altı tane ters 2 tane düz 8 tane ters 2 tane düz 8 tane ters 2 tane düz olarak alttaki sıramızı uygun olarak yerleştirelim ve aynı şekilde şuradaki çiçeklerimizi örerek tamamlayalım. Evet modelimizi kaydırarak örmeye devam ettik. Tekrar bir sonraki sıramızda yine biraz daha içten başlayarak örmeye devam edeceğiz. Bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.